Nikola Tesla, benzersiz bir Amerikalı mucit olarak hatırlanıyor. Ampulü insanlığa kazandırarak büyük bir başarı elde eden Tesla'nın tek başarısı ampul değil elbette. Bugünkü videomuzda Tesla'nın gizli deneylerinden bahsedeceğiz. Tesla'nın gizemli dünyasına geçmeden önce kısa bir hatırlatmamız var. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Tesla, çağının bilimsel ihtiyaçlarını çözmek yerine büyük çoğunluğu geleceğin insanına adanmış 700'ün üzerinde icadı ya hayata geçirmiş ya da planlamış olsa da bugün bunların çok azından haberdarız. 43 yaşındayken iddialı fikirlere sahip olan Tesla, hayalini gerçekleştirebilmek için New York'un hareketli sokaklarındaki evini terk edip batıya, Colorado'ya taşınmış. Colorado'da yapacağı çalışma içinse dönemin meşhur milyoner iş insanı John Jacob Astor'dan 30 bin dolarlık bir destek almış. Astor ise bu parayı soğuk floresan ampullerin öncüleri olan soğuk ışık ampulleri tasarlamada kullanacağını söylemiş. Gerçekse bambaşkaymış. Tesla, dünyanın kendi yapısını da kullanacak biçimde kablosuz elektriği hiçbir kayıp olmaksızın uzun mesafeler arasında iletebileceğini düşünmekteymiş. Bu hayalini gerçekleştirebilmek içinse havanın daha ince ve iletken olduğu Colorado yaylasındaki yüksek irtifalı ve elverişli bir ortama gitmiş. Ayrıca buraya gitmek için El Paso Elektrik Şirketi'ne ücretsiz elektrik vereceği vaadinde bulunmuş. Halka açık, ahşaptan bir deney istasyonu inşa eden Tesla, çitleri girilmez tabelasıyla donatmış. İstasyondan gökyüzüne doğru tepesindeki büyük bakır topu destekleyen 142 metrelik bir direk yükseliyormuş. Bakır topun içinde o güne dek üretilmiş en büyük Tesla bobini varmış. Bobin, çapı yaklaşık 15 metre olan elektrik yüklü bir canavara benzemekteymiş. Tesla burada yaklaşık 9 ay boyunca deneyler gerçekleştirmiş. Gelin bu deneylere daha yakından bakalım. Öncelikle Tesla'nın deney istasyonunun sınırlarının içi topraklanmış ahşapmış. Burada büyüteç vericisini ve Tesla bobinini kablosuz elektrik iletimine izin vereceğini düşündüğü dünyanın bilinen direnç frekansını ayarlamaya çalışmış. 1893'te Chicago'da düzenlenen Kolombiya Dünya Fuarı'ndaysa herkesi şaşırtan bir gösteri sahnelemiş. Cam tüpleri elektriği kablosuz aktararak aydınlatmış. Bu gösteriyle birlikte Tesla'nın ünü dünyanın her yerinde yayılmaya başlamış. O dönem o bölgede yaşayan insanlarsa sık sık laboratuvarın etrafında yıldırım topları görmektelermiş. Çünkü Tesla istasyonun dışındaki metal direk aracılığıyla yapay yıldırımlar üretiyormuş. Aslında Tesla'nın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri, yıldırımlarla oynayıp tehlikeli deneyler yaptığı Colorado Springs dönemiymiş. Hedefi, yıldırımlarıyla ünlü bölgede onlardan elde edeceği enerjiyi atmosferin en iletken tabakasına, iyonosfere aktarıp yine tüm dünyaya ulaştırmakmış. Doğanın bu güç gösterisini yakından izledikçe laboratuvarında yapay yıldırımlar üretebilmeyi de başarmış. Ancak sırlarla dolu Colorado Springs dönemine dair yeterince bilgiye sahip değiliz. Bildiğimiz tek şey aslında deneyin sonunu getiren o olay. Tesla'nın ürettiği en büyük yıldırım yaklaşık 41 metre uzunluğundaymış ve ortaya çıkan gök gürültüsü 15 kilometre öteden bile işitilmiş. Bu olay esnasında Colorado Springs'in tamamında elektrik şebekesi çökmüş ve El Paso Elektrik Company'nin malzemeleri ağır hasar görmüş. Akabinde ücretsiz elektrik projesi de suya düşmüş. Tüm bu yaşananların ardından Tesla, Ocak 1900'de gezegen üzerindeki herhangi bir yere havadan bol miktarda ve ucuza elektrik iletebileceğini öne sürdüğü Colorado Springs'teki deneylerini bitirmiş. Maalesef Tesla'nın kendi detaylı notlarında dahi bu projesinde başarılı olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmuyor. Tesla'nın Colorado Springs'teki gizemli laboratuvarı 1904 yılında yıkılmış.
Dünya genelinde kablosuz güç aktarımına ilişkin hayali ise asla gerçeğe dönüşmemiş. MIT Fizik Bölümü Başkanı Peter Fisher ise Tesla'nın Colorado Springs adındaki bu deneyine dair bir söyleşide gerçekten bir şeyler başarmak üzere olduğunu düşünüyordu, diyor ve ekliyor. Sanırım kendini kandırıyordu. Tesla, kendi döneminde bir şeyi tanıtmak için herhangi bir kanıt bulduğunda bunu tüm dünyaya anlatmak noktasında çok hızlı davranması gerektiğini düşünen bir anlayıştan geliyordu ve karşıt görüşlerle ilgilenmiyordu, demiş. Peki siz Nikola Tesla ve deneyleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce o kendini kandırıyor muydu, yoksa doğru yolda mıydı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.